Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle zamirler konusunu işleyeceğiz. Son kaldığımız yerden. Zamir sevgili arkadaşlar, daha doğrusu zamirler, isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Kabaca tabirini yaparsa. İsimlerin yerini tutan sözcüklere zamir diyoruz. Fakat öğrenciler genellikle zamirleri ve sıfatları birbirine karıştırıyorlar. Çünkü alt başlıkları aynı kavramla, aynı isimle başladığı için birbirine karıştırıyorlar. Fakat biz zamirleri bugün anlattığımız zaman aradaki farkı da görmüş olacaksınız. Zamirlerin tanımını tekrardan yapıp konuya derinlemesine işlemeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Zamirler dedik. Zamirin tanımını bir kez daha yapıyorum. İsimlerin yerini tutan sözcüklere zamir denir. Ve zamirler sevgili arkadaşlar iki grupta incelenir. 1. Sözcük halinde olan zamirler var. Bir de ek halinde olan zamirler var değerli öğrencilerim. Biz her iki grubu da ayrıntılı bir şekilde bugün örneklerle göreceğiz. Önce tanımımızı yazalım. Az önce söylediğimiz gibi sevgili arkadaşlar, isimlerin yerini tutan sözcüklere veya eklere, isimlerin yerini tutan sözcüklere veya eklere zamirler denir. Zamir denir sevgili arkadaşlar. Az önce tanımını yaparken iki grupta incelendiğini söylemiştik. Sözcük halinde olan zamirlerimiz var. Bir de ek halinde olan zamirlerimiz var. Biz önce sözcük halindeki zamirlere değinelim sevgili arkadaşlar. Bir diyoruz, sözcük halindeki zamirler. Sevgili arkadaşlar, sözcük halindeki zamirler de kendi arasında belli kategorilere ayrılıyor. 4 grupta incelenir sözcük halindeki zamirler. Bunlar kişi zamirleri, belgisiz zamirler, işaret zamirleri ve soru zamirleri değerli arkadaşlarım. 4 şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu unutmuyoruz ve hemen 4 grupla incelendiğini yazalım. 4 grupta incelenir dedikten sonra yan başlığımıza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Küçük A diye gösteriyoruz. Kişi zamirleri. Adından da anlaşılacağı gibi sevgili arkadaşlar, kişi zamirleri kişilerin adının yerini tutan zamirlerdir. Kişi isimlerinin yerini tutan zamirlere ne diyoruz? Kişi zamirleri diyoruz sevgili arkadaşlar. Önce tanımı yapacağız. Sonra biz hangi sözcükleri kişi zamirleri diyoruz? Bunları belirtip örneklere geçelim sevgili arkadaşlar. Kişi adlarının yerini tutan zamirlerdir. Peki sevgili arkadaşlar, kişi zamirleri hangileridir? Hemen onları yazıyoruz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani birinci tekil şahıs ben, ikinci tekil şahıs sen, üçüncü tekil şahıs o, birinci çoğul şahıs biz, ikinci çoğul şahıs siz ve üçüncü çoğul şahıs onlar olmak üzere kişi zamirlerimiz bunlardır değerli arkadaşlarım. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Birkaç cümleyle gösterelim. Bu soruyu sen mi çözdün? Bu soru cümlesinde değerli arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi sen kişi adının yerini tutan zamiri görüyoruz. İşte kişi zamiri burada karşımıza bu şekilde çıkıyor. Başka bir örnek verecek olursak, onlar bizimle pikniğe
gelmeyecekler. Onlar bizimle pikniğe gelmeyecekler. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada iki tane kişi zamiri gözümüze çarpıyor. Birincisi onlar, yani üçüncü çoğul şahıs. Bir de bizimle diyor, biz. Yani birinci çoğul şahıs. Sevgili arkadaşlarım, kişi zamirleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. İsimlerin, tekrardan söylüyorum, kişi adlarının, yani isimlerin yerini tutan zamirleri kişi zamiri söylüyoruz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar diye kişi zamirlerimiz vardır sevgili arkadaşlar. Kişi zamirlerini anlatırken dönüşlülük zamirine değinmeden olmaz. Bir de sevgili arkadaşlarımız, dönüşlülük zamiri vardır. Onu da bu köşeye anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Dönüşlülük zamiri diyoruz. Dönüşlülük zamiri tek bir sözcüktür sevgili arkadaşlar. Kendi sözcüğü. Biz bir cümlede kendi sözcüğünü gördüğümüz zaman ona dönüşlülük zamiri diyeceğiz. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz değerli öğrencilerim. Tek sözcükten oluşur. Kendi sözcüğü. Bunu unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Dönüşlülük zamiridir. Bazı cümlelerde biz özneyi pekiştirmek için, yani kişi zamirinin, kişi zamiri olan sözcüğü anlatımını güçlendirmek için, pekiştirmek için kendi dönüşlülük zamiriyle beraber kullanıyoruz. Buna da dikkat edin sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım, dönüşlülük zamirini. Bu kitabı ben kendim aldım. Bu cümlede sevgili arkadaşlar hem kişi zamiri gözümüze çarpıyor hem de dönüşlülük zamiri. Ve bu cümlede dönüşlülük zamirinin kullanılış amacı buradaki kişi zamirini, yani ben sözcüğünü, özneyi güçlendirmek sevgili arkadaşlar. O yüzden altını çiziyoruz. Ben sözcüğü kişi zamiridir. Kendim sözcüğü de dönüşlülük zamiridir sevgili arkadaşlar. Başka bir örnek verecek olursak dönüşlülük zamiriyle ilgili, bazen pekiştirme amaçlı kullanılmayabilir. Yani bir kişi zamiriyle beraber kullanılmayabilir. Buna da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Örneğimizi yazalım. Kendisi gelemeyeceğini söyledi. Gelemeyeceğini söyledi. Bu cümlede ise değerli arkadaşlarım, bakın dönüşlülük zamiri cümlenin başında ve herhangi bir kişi zamiriyle beraber kullanılmamış. Tek başına da kullanılabilir. Biz kendi sözcüğünü cümlede gördüğümüz yerde ne diyeceğiz? Dönüşlülük zamiridir sevgili arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Kişi zamirleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar kişi zamiridir. Kişi adlarının yerini tuttuğu için. Bir de dönüşlülük zamirimiz var sevgili arkadaşlar. Dönüşlülük zamiri de tek sözcükten oluşur. Yazmışız zaten. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Cümlelerde karşımıza çıktığında, gördüğümüz anda altını çizip dönüşlülük zamiri diyeceğiz. Bu dönüşlülük zamirini biz pekiştirme amaçlı olarak da cümlede kullanabiliriz. Özneyi, yani kişi zamirini pekiştirmek için, bazen de tek başına kullanılabilir değerli arkadaşlarım. Kişi zamirlerini bitirdikten sonra bir diğer başlığımız sevgili arkadaşlar, işaret zamirleri. İşaret zamirlerinin tanımını yapacak olursak değerli arkadaşlarım, İsimlerin yerini, yolunu işaret yoluyla tutan sözcüklere ne diyoruz sevgili arkadaşlar? İşaret zamiri diyoruz. Öncelikle tanımımızı yazalım. İsimlerin yerini işaret yoluyla ya da işaret anlamı bildiren
sözcükler yoluyla tutan zamirlerdir. Peki hangi sözcüklerimiz işaret zamiridir sevgili arkadaşlar? Bunları söyledikten sonra yazalım. Bu, şu, o, bunların ek almış hali. Bunlar, şunlar, onlar. Bir de öteki ve beriki. Bir daha sayıyorum. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar. Bir de bunlara ek olarak öteki ve beriki sözcükleri sevgili arkadaşlar. İşaret zamiri olarak cümlelerde kullanılır. Çünkü isimlerin yerini işaret yoluyla tutuyor sevgili arkadaşlar. Bunu da belirtelim ve yazalım. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar. Veya bunu, şunu, onu. Bu, şu, o işaret zamirlerinin karşımıza çıkacak şekillerini de yazdım sevgili arkadaşlar. Bu, şu, o işaret zamirleri karşımıza bunlar, şunlar, onlar veya bunu, şunu, onu şeklinde de çıkabilir. Bir de bunlara ek olarak sevgili arkadaşlarım öteki ve berikini de ekliyoruz. Öteki, beriki sözcükleri de cümle içinde işaret zamiri olarak kullanılır. Konunun başında öğrencilerin bir kısmının zamirleri ve sıfatları birbirine karıştırdığını söylemiştik sevgili arkadaşlar. İşaret zamiri var dedik, işaret sıfatları da vardır. Belgisiz zamirler var dedik, belgisiz sıfatlar da vardır. Soru zamirleri var dedik, soru sıfatları da vardır sevgili arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Size basit bir formülünü vereceğim sevgili arkadaşlar. Eğer işaret bildiren sözcükler veya soru anlamı taşıyan sözcükler bir ismi nitelemişse, yanında bir isim varsa, isim olan sözcük tamlama oluşturmuşsa, sıfat tamlaması oluşturmuşsa onlar sıfattır o sözcükler sevgili arkadaşlar. Eğer yanında bir isim yoksa, herhangi bir ismi nitelemiyorsa, yani ismin yerini tutmuşsa ve ek almışsa, bu cümlenin altını çiziyorum, ek almışsa o halde zamir olur değerli arkadaşlarım. Şimdi birkaç örnek üzerinde pekişmesi için anlatacağım sizlere. Önce işaret zamirlerini bir örnekler üzerinde gösterelim sevgili arkadaşlar. Bunu sen doldur, ötekini ben doldururum. Şimdi bu cümleye bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu sen doldur, ötekini ben doldururum. Şimdi bu cümledeki zarfları bulalım sevgili arkadaşlar. Bunu diyor, bakın bu sözcüğü işaret zamiri dediğimiz, işaret anlamı taşıyan bu sözcüğü bu cümlede ek almış. Bunu, yani karşımıza bu şekliyle çıkmış. İsmin yerini tutmuş mu? Evet, isim olan sözcüğün yerini tutmuş. Peki nasıl tutmuş? Bunu derken bu kovayı, bu şişeyi diyebilir. Şişe veya kova kelimesinin yerini tutmuş olabilir sevgili arkadaşlar. O kısmı siz doldurabilirsiniz. Bunu derken bu kovayı da diyebilir veya bu şişeyi de diyebilir sevgili arkadaşlar. Yani isim olan sözcüğü cümleden atmış ve bu isim olan sözcüğün yerine işaret anlamı taşıyan sözcüğe ek vermiş. Bunu sen doldur, ötekini ben doldururum. Sevgili arkadaşlar, bunu sözcüğü ismin yerini tuttuğu için biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri. Sen sözcüğü de az önce gördük ya, kişi zamirleri. Burada kişi zamiridir. Ötekini, öteki sözcüğü sevgili arkadaşlar ek almış bu cümlede, ötekini diyor. Aldığı ek cümleden atılan ismin yerini tutmuş. Yani öteki kovayı veya öteki şişeyi demek istiyor. Ötekini ben doldururum diyor. Ötekini sözcüğü ek aldığı için ve ismin yerini tuttuğu için işaret zamiridir. Ben sözcüğü de yine kişi zamiridir sevgili arkadaşlar. Bu cümlede iki tane kişi zamiri var, ben ve sen. Bir de iki tane işaret zamiri var. Bunu ve ötekini sözcükleri işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Başka bir örnek veriyoruz değerli arkadaşlarım.
O bizim için çok önemliydi. O bizim için çok önemliydi. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada işaret anlamı taşıyan o sözcüğü herhangi bir ismi nitelememiş. Yani tamlama, sıfat tamlaması oluşturmamış. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, ismin yerini tuttuğu için biz buna zamir diyoruz. Bunu unutmuyoruz. O bizim için çok önemliydi. Şimdi ben bunu işaret zamirini, yani işaret sıfatına dönüştüreceğim. Sıfat ile zamir arasındaki farkı iyice görün sevgili arkadaşlar. O bizim için önemliydi cümlesinde o sözcüğü işaret zamiridir. Şimdi bunu işaret sıfatına dönüştürüyorum. O maç bizim için çok önemliydi. Az önce ne söyledim sevgili arkadaşlar? Eğer sözcük, işaret anlamı taşıyan sözcük, yanında bir isim varsa ve yanındaki ismi nitelemişse, yani tamlama oluşturmuşsa sıfattır. Yanında isim yoksa, ismin yerini tutmuşsa ona ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Zamir diyoruz. Şimdi bu güzel örneğimizde görelim arkadaşlar. O bizim için çok önemliydi. O maç bizim için çok önemliydi. Bu ikinci cümlede işaret anlamı taşıyan sözcüğün yanında maç sözcüğü var. Yani isim olan sözcük var. Ve bu işaret anlamı taşıyan sözcük isim olan sözcüğü nitelemiş. O maç diyor. O maç. Yani tamlama oluşturmuş. Yanındaki ismi nitelediği için biz bu o sözcüğüne işaret sıfatı diyoruz. Tekrar ilk cümleye dönüyoruz. Bakın maç sözcüğü, yani isim olan sözcüğü cümleden çıkarmış ve bu işaret anlamı taşıyan o sözcüğü ise cümleden atılan ismin yerini tutmuş. O bizim için çok önemliydi. O maç bizim için çok önemliydi. Aradaki farkı böyle açıklıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir diğer sözcük halindeki zamir çeşidimiz ise sevgili arkadaşlar belgisiz zamirlerdir. Nasıl ki az önce işaret zamirlerini anlatırken öğrencilerin bir kısmı işaret zamirleri ve işaret sıfatlarını birbirine karıştırıyor dediysek, bu durum belgisiz sözcüklerde de geçerlidir sevgili arkadaşlar. Belgisiz zamirler vardır, bir de belgisiz sıfatlar vardır. Tabii biz önce belgisiz zamirleri göreceğiz, sonra belgisiz sıfatlarla arasındaki farkı göstereceğim sevgili arkadaşlar. Önce tahtamızı siliyoruz. Ve üçüncü alt başlığımız olan belgisiz zamirleri yazıyoruz sevgili arkadaşlarım. C diyoruz, belgisiz zamirler. Değerli arkadaşlarım, belgisiz zamirlerin önce tanımını yapalım sizinle. Belgisiz ne demek? Belirsizlik demektir. Belgisiz sözcüğünün anlamı belirsizlik demektir. Yani isimlerin yerini tutan sözcüklerin bir kesinlik ifade etmediği anlamına gelen zamirlerdir. Hem sayı olarak hem de özellik olarak. Eğer bir kesinlik ifade etmiyorsa biz o sözcükleri ne diyoruz? Belirsiz, yani belgisiz sözcükler diyoruz. İşte bu belirsizlik anlamı taşıyan isimlerin yerini tutan sözcüklere ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle altına bir ok çizelim. Belirsizlik diyelim. Yani belirsizlik anlamı taşıyan sözcük demektir belgisiz sözcüğü. Sonra da tanımını yazalım. İsimlerin yerini belirsizlik anlamıyla tutan sözcüklerdir ve zamirlerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bunlar hangileridir sevgili arkadaşlarım? Yazıyoruz. Kimi, kimileri, kimisi, herkes, şey, hiçbiri, birçoğu, birkaçı, çoğu, bazısı, bazıları.
Evet sevgili arkadaşlarım, karşımıza en çok çıkan belirsizlik yani belgisiz zamir sözcükleri bunlardır sevgili arkadaşlar. Şimdi de örneklere geçebiliriz sevgili arkadaşlarım. Önce tekrarlıyoruz örneklere geçmeden önce. Kimileri, kimisi, herkes, şey, hiçbiri, birçoğu, birkaçı, çoğu, bazısı ve bazıları. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar, bu sözcüklerimiz bazıları ek almış. Çünkü ben az önce ne söylemiştim? Zamir olan sözcükler genelde ek alır. Sıfatla arasındaki en büyük farklardan birisi de budur sevgili arkadaşlar. Bir örnek verelim. Öğrencilerin çoğu bu soruyu çözemedi. Görmüş olduğunuz gibi bu cümlede sevgili arkadaşlarım, öğrencilerin çoğu diyor. Belirsizlik anlamı var. Çünkü bize öğrencilerin sayısı hakkında net bir bilgi vermiş mi? Hayır. Sayısı belli olmadığı için öğrencilerin çoğu demiş sevgili arkadaşlar. Buradaki çoğu sözcüğü belgisiz zamirdir. Çünkü ek almıştır sevgili arkadaşlar. Belgisiz zamirler hakkında ilgili ilk örneğimizi verdik. Kaldığımız yerden diğer videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.